müziği hayatın merkezine koyan gençlerin buluşma adresi Lisede Müzik'ten herkese merhaba. Bu hafta sizleri sözün sese dönüştüğü bir coğrafyanın müziği ve Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi'nin birbirinden yetenekli gençleriyle buluşturacağız. Hazırsanız enerjisi yüksek, heyecanı bol Lisede Müzik başlıyor. Sasında dolandı başım, çok aklıma geldi anam kardeşim. Evimden yoruldum, pazar ertesi yüreğimde kaldı dünya hevesi. Ağustos 16 cuma ertesi, kurusun yaylacı varun deresi. 1969 senesi, yazık genç yaşıma ona yanarım, ona yanarım. Mesela en Türkiye biyela, ella ella mesela en Türkiye biyela, en Türkiye nasheni yarastı kastı yüz yalla, en Türkiye nasheni yarastı kastı yüz yalla. Ruslika eranski şehir aydır tadaski şehir, Ruslika eranski şehir aydır tadaski şehir. Hedef çasemel geli yer bir yerler tadaski şehir, hedef çasemel geli yer bir yerler tadaski şehir. Aye gar millik aye modinin araye, aye gar millik aye modinin araye, modine kavuşan ayar çok mekalo araye, modine kavuşan ayar çok mekalo araye. Ekibimizin ellerine, emeğine, yüreğine sağlık. Gençler, sizlerin de sesine sağlık. Şöyle hemen bir tanıyabilir miyim sizi? Adım Ilgın Su Çelik, Nurmetan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. İlk birinci sınıf öğrencisiyim. Süper, sen? Adım da Okan Muti, Nurmetan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Son sınıf. Çok güzel. Biraz böyle ekibinizden bahsedebilir misiniz? Ben buraya daha bu sene geldim ama Hüseyin Hoca'yı önceden tanıyordum. Eski müzik öğretmenimin eşi olduğu için. Evet, bir tanışıklığımız vardı. Geldiğimde de işte ben biraz öncelerde de biraz söylüyordum, işte arkadaşlarım, öğretmenlerim söyletiyordu. Daha sonra böyle bir şey olduğunu öğrenince Hüseyin Hoca beni çağırdı, katılmak ister misin falan diye. Seve seve kabul ettim ve şu an buradayım. Çok güzel olmuş. Sen nasıl dahil oldun kardeşim? Ben zaten söylüyordum yani eskiden beri. Ben zaten ünlüydüm abi. Hopa'da beni herkes tanır. Yok öyle değil. Okulun korolarında falan, okulun korolarında falan şey yapıyordum, boy gösteriyordum diyelim. Aa, süper. Peki okulun biraz müzikal çalışmalarından da bahsedebilir misiniz? Ben şahsen katılmıyorum ama geçen gün mesela şiir dinletisi oldu. Bu şekilde şeyler yapılıyor. Edebiyat öğretmenlerimiz sağ olsun, müzik hocamız sağ olsun. Oluyor yani genelde. Biraz aktivitesi bol bir okul.
Ya bir şey soracağım. Karadeniz müziği hepimiz tarafından çok seviliyor. Sizce bunun sırrı ne olabilir? Çünkü Karadeniz. Ya başka biraz böyle cevabın derinlerine in. Ya neden biz seviyoruz mesela Karadeniz müziğini? Mesela siz de mesela Karadeniz müziği yapıyorsunuz. Ama biz çok seviyoruz. Sence bunun sırrı ne olabilir? Bizi etkileyen şey ne burada? Çünkü biz enerjiyiz bir kere. O var. Ondan sonra başka ne var? Doğalız, o da var. Sen neler söylemek istersin? Karadeniz insanı çok samimi bir insan olduğu için, çok misafirperver, sıcak bir insan olduğu için bence bu kadar çok seviliyor. Ya bence bu doğanın enerjisi insanlara yansıyor. O insanların enerjisi de müziğine yansıyor. Gençler, o zaman bir müzik arası verelim. Neler dinliyorsunuz? Ben genelde rap, hip hop dinliyorum ama bu yöreye ait de Samider ile Koliva'yı dinliyorum. Sen? Ben de Karadeniz müziklerini seviyorum. Kazım Koyuncu ve Salih Yılmaz favorim. Hadi o zaman bir ortaklaşa karar verin. Ne çalalım sizin için? Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu diyorsunuz. O zaman lisede müzik Kazım Koyuncu'yla ve tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir müzik arasından sonra gençlerle sohbetimize devam ediyoruz. Şöyle seyircilerimiz de var, onlara da buradan el sallayalım. Merhaba kardeşim, lisede müziğe hoş geldin. Kendini tanıtabilir misin? Adım Taha. Öyle. Bu kadar diyorsun. Programımızın sonunda şaka yapıyorum. Biraz kendinden bahset. Müziğe bakış açından, müziğe nasıl başladın? Ekibin solistisin. Ya öyle, müziğe aslında hep yani küçük günden beri hep müzik, işte resim, müzik, tiyatro falan böyle şeylerle büyüdüm. Enstrüman çalıyor musun? Çalıyorum. Ne çalıyorsun? Ya gitar, piyano, bağlama ama... Maşallah, daha ne olsun. Daha ne olsa tek başına orkestrayla karşı karşıyayız. Süper. Peki kimleri dinlersin? Kimleri dinlerim? Yabancı dinlerim. Türklerde de ya genelde rock. O tarz işte. Süper. Peki bize hangi parçayı hazırladınız? İki tane Gürcüce hazırlamıştık ama birini Türkçe'ye çevirdik. Birleştirip söyleyeceksiniz. Biri Türkçe, biri Gürcüce olacak. Öyle mi? Doğru mu anladım? Evet. Gelino ve Mohevis Kalo'yu birleştirdik. Böyle bir şeyler oldu işte. O zaman alkışlarla sahne sizin. Hey, gidi mo, hey, ristalo, la la, mazira, maha.
Harikulade bir performans izledik. Karadeniz atmosferini doya doya yaşadık. Yanımda da yani bu atmosferin mimarı var. Vallahi kardeşim tebrik ediyorum seni. Seni tanımak istiyorum. Abi ben Cemal Ayancinkaya, 10. sınıftayım. Sen çok iyi bir müzisyensin. Biraz bu müzik hayatından bahsetmeni istiyorum. Abi şöyle ilk bir düğünde gördüm org piyano olarak. Yani çok yani anladım hemen bunu yapabileceğimi. Flütle, ilkokulda flütle başladık. Doğuştan bir yeteneğim olduğunu ilk hocam fark etmişti. Çünkü ilk notalar öğrenirken ben kendi kendime şarkı söylüyordum, çalıyordum. Bu şekilde ilerlettim. Yani yapabildiğim bütün enstrümanları almaya çalışıyorum, kendi kendime öğreniyorum. İlerliyor bu şekilde. O böyle içindeki müzik aşkı, sanat aşkı, o kıvılcım çat diye birden yanıyor değil mi? Onu hissediyorsun bir. O ilk an, dedin ya mesela düğünde gördüm, o ilk an hissediyorsun değil mi? Anladım bunu yapabileceğimi. Gördüğüm gibi yani bu benim işim dedim. Fark ettim yani. Ama yani bu seviyeye ulaşmak için de çok çalışmışsın. Yani o çalışma süreçlerinden de biraz bahset. Öyle kolay bir şey değil hemen öyle iyi müzisyen olmak. Şöyle ki ilkokulda eve gidiyordum. Öğle aralarında. Gelirken elimde sipsi oluyordu tulumdan önce. Onu çala çala gidiyordum artık. Bütün mahalle beni dinliyordu. Gelirken de aynı şekilde çala 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 geliştirdim hep. Hep elimden düşürmüyorum yani. Yatarken, kalkarken, bir yere koridorda yürürken evde bile gitar elimde oluyor bazen. Bu şekilde geliştiriyorum yani. Hayatımı müzikle bağdaştırdım. Hayatını müzikle bağdaştırmamışsın. Müzik senin hayatın olmuş. İşte. Ne güzel konuştum ha değil mi? Sadece burayı yayınlayın. Sadece burayı yayınlayın. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç tane enstrüman çalıyorsun kardeşim? Şöyle ki tulum, kaval, gitar, bir de piyano. Toplam 4 tane. Maşallah yine tek kişilik orkestra. Vallahi burada hakikaten... Yani müzik aşkıyla yanıp tutuşan çok öğrenci var. Hepiniz birbirinden yeteneklisiniz. Peki kimleri dinlersin kardeşim sosyal hayatında? Müzik olarak değil mi? Tabii ki. Ya pop olarak Edis çok seviyorum. Karadeniz olarak da Resul Dindar ve Kazım Koyuncu tabii ki de. Kazım Koyuncu idolüm olarak görüyorum onu da kendime. Bu tür yani başka da öyle fazla
beğendiğim, çıktı her klibi izlediğim bir sanatçı yok. Kulağıma hoş gelen şeyleri dinliyorum ama, değil mi? Yeni şarkıları ara ara bakıyorum ben nasıl olmuş filan. Anladım, öyleyiz. Kulağıma hoş gelen şarkıları takip etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi bir müzik arası versek ne istersin bizden? Şöyle ki yani kültürümüze ait bir hemşince parça olsa güzel olur. O zaman bir şekilde mikrofonu alacaksın, kameraya bakacaksın, hemşince parça isteyeceksin. Al bakalım. İstiyor muyum? Kültürümüze ait bir hemşince parça olsa çok güzel olur. Lisede müzik tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir müzik arasından sonra ritmimizi kaybetmeden sohbetimize devam ediyoruz. Yanımda hocamız var. Sözü ona veriyorum. Merhabalar hocam. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Teşekkür ederiz. Ben müzik öğretmeni Hüseyin Zeytin. Hoponuri Vatan Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. 19. yılım meslekte. Gençlerle beraber çalışmak insana enerji katıyor tabii ki. Bu sene de yeni bir oluşumla beraber, arkadaşlarımızla beraber güzel bir grup kurduk. Siz de geldiniz, bize neşe, sevinç, huzur verdiniz değil mi? Siz de aynen hocam. Siz de programımıza renk kattınız. Meslekte 19 yıl ama burada kaçıncı yıl? Burada 5. yıl. Çok güzel, inşallah nice nice güzel yıllarınız olsun müzikle, sanatla birlikte hocam. Ekipten biraz bahsedebilir miyiz? Emeğiniz çok ama çok fazla gençlerin üzerinde. Ekip yeni kuruldu dediğim gibi. Öncesinde bir ekibimiz daha vardı. O dağıldıktan sonra böyle tek tük bireysel müzik yapan öğrencilerimiz vardı. Bunları bir araya getirmek için işte eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizi bir araya getirince gençlerle böyle ne yaparız, nasıl yaparız? Oturduk, düşündük, taşındık. Bunlar bayağı yeteneklilermiş. Bence de bayağı yeteneklilermiş. Bir de yani müziği, sanatı müzik hocalarıyla birlikte, diğer hocalarla birlikte çok fazla sevmişler. Evet, bekliyorlarmış böyle bir şey. Evet, içlerinde varmış yani. Evet, evet. Aniden böyle çok kısa bir sürede bugünlere kadar geldik. Sizlerin müziğe olan aşkı yani ve hevesi bize çok fazla geçti hocam. Çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? TRT Müzik ailesine buralara kadar gelip bizleri dinlediği ve bizleri programa aldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, çok yetenekli bir gitarist. Şimdi tanıyacağız kendisini. Ne haber kardeşim, iyisin? İyiyim abi, sen? Teşekkür ederim. Kendinden biraz bahsedebilir misin? Adım Ömürcan, soyadım Kara. Son sınıf öğrencisiyim. Nasıl başladın müziğe? 2 yıl önce arkadaşım sayesinde onunla beraber kursa giderek başladım. Bir dakika, senin şu yetenek 2 yıl, helal olsun, hiçbir şey demiyorum yani, helal olsun. Çünkü ben çekim aralarında dinliyorum böyle prova yaparlarken, çok yetenekli bir adam aslında. 2 yılda kendini çok geliştirmiş. Teşekkür ederim. Daha önceden müziğe yönlendirilseydim tabii ki daha iyi olurdu. Peki buralarda sokak müziği kültürü var mı Hopa'da veya sen yaptın mı? Geçen yazın yapmıştık arkadaşlarımızla. Böyle grubumuz vardı, iyi bir grubumuz vardı hatta. Bateristimiz, bağlamacımız, kemençecimiz. Sonradan sokak müziğinden başka bir kafeye gittik. Orada çıkmaya başladık. Geçen yaz böyle geçti yani. Çok güzel, bunu devam ettir. İnsanlar seni dinlesinler. Tabii ki. Peki şimdi bu ekipten hangi eseri dinleyeceğiz biz? Iğdır'ın Al Elmas. O zaman sahne sizin. Iğdır'ın al alması, ay balam yemeğe bağlanması. Iğdır'ın al alması, ay balam yemeğe bağlanması. Yar gelenden sonra yarimin salması, sevilen
Okulumuzun bahçesinde gençlerle sohbetimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Yanımızda iki kardeşim var. Hemen şöyle isimleri alabilir miyim? Adım Suudi Öztürk. Adım Kemal Küçük. Kaçıncı sınıftayız? 10. Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi özel bir yeri var, oradan bahsedecek, o yüzden üniversite 3 mü? Evet. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon okuyorum. Müziğe çocukluğumdan beri bir ilgim vardı. Sizin geleceğinizi duydum. Hemen otobüse atladım, geldim. Programımızın takipçilerinden. Evet. Çok seviyor programımızı. Yani biz de Hopa'ya geldiğimizi duyunca hemen öğretmenlerine koşa koşa gelmiş, programa katılmak istemiş. Hocalarımız da tabii seve seve yer vermişler. Kesinlikle. Peki nasıl hazırlandınız? Bu süreç nasıl gelişti? Ya bu süreç çok çalıştık. Yani çok prova yaptık. Şarkılar zaten duygulu parçalar, eski parçalar. Lazca parçalar, hemşice parçalar olsun hep. Bunlarla bağdaştırdık. Bunun duygularını kattık müziklere. Ekibin solistisin. Evet. İkiniz de ekibin solistisi. Peki ne zamandır şarkı söylüyorsun? Liseye geldiğimden beri. 2 senedir. Peki müzik hayatın burada daha mı yoğunlaştı? Evet. Sağ olsun Hüseyin Zeytin hocam. Peki onun dışında ne yaparsınız? Müzik dışında ilgilendiğiniz şeyler var mı? Spor yapmayı severim. Aynı zamanda sinema televizyon öğrencisi olduğum için genellikle film, oyunculuk, sinema üzerine çok ilgim vardır. Böyle. Senin yaptığın sosyal hayatında başka şeyler var mı? 6 yıldır masa tenisi oynuyordum. Süper! Bıraktım ama. Neden? Öyle gerekti. Yani öyle gerekti. Niye ya, masa tenisini bırakmak gerekir mi hiç? Masa tenisi ne kadar güzel bir spor. Çok güzel. Peki nasıl başladın? Nasıl başladım? İlkokuldayken başladım ben aslında. Hoca gelmişti. Ben de hani bir spora katılayım dedim. En azından kendimi hani geliştireyim. Katıldım öyle. 6 sene sürdü. Maçlara gittik. Bir sürü müsabakalara gittik. Öyle. Sonra bıraktım. Çok güzel. Peki programımızı kapatırken bu şahane ekipten ne dinleyeceğiz? Sen söyle. Lazca parçalar var. Bunlar Avliskana Cuneli ve Mohtu Koca Lahedi diye bir parça. Bu ikisi Lazca. Ondan sonra Hemşin Yaylalarına. Genellikle hep Karadeniz parçaları. Bu yörenin, bu halkın bildiği parçaları söyleyeceğiz. Çok güzel. O zaman şöyle seni gitarının başına, seni de mikrofonun başına alabilir miyim? Programımızın bu haftalık sonuna geldik. Bu hafta neredeydik? Hopa'daydık. Birbirinden güzel insanlarla, birbirinden yetenekli insanlarla tanıştık. Haftaya yeni bir macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Avlaskani Cuneli çevrime kipinare Avlaskani Cuneli çevrime kipinare Sigol valihi yohi maçeke kipinare Sigol valihi yohi maçeke kipinare Et emine nakulur naş bido köy iskani Et emine nakulur naş bido köy iskani Anneli na dostudu himçipe boy iskani Anneli na dostudu himçipe boy iskani Ella kome mayoni sulutina ortaşa Ella kome mayoni sulutina ortaşa O kaçke pişmanlare on seli on kartaşa O kaçke pişmanlare on seli on kartaşa Motu kace lehadu Nena şula morida Nusalepe taç kimi bozo betis yavida Nusalepe taç kimi bozo betis yavida Anderina naşkore
Ahirovor iskani, movar boko, pojaman komotu oruskani. Movar boko, pojaman komotu oruskani. Gözler onun içine baka baka vuruldum. Benden artık bu kadar bu sevdadan yoruldum. Sirmali son sirmali, yanakların elmali. O dünyayla binari, sana nasıl doymali. Gülü dada laç kimi, makvali gül iç kimi. Ela gitra hudare, sintimamem iç kimi. Hemşil yaylalarına, hemşil yaylalarına. Yattım uyu yemedim oy, yattım uyu yemedim. Yattım uyu yemedim oy, yattım uyu yemedim. Aradım sevdumi, aradım sevdumi. Daha da yanemedim oy, daha da yanemedim. Daha da yanemedim oy, daha da yanemedim. Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına. Gidilir mi karadan oy, gidilir mi karadan. Gidilir mi karadan oy, gidilir mi karadan. Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan oy, yeri göğü yaradan. Yeri göğü yaradan oy, yeri göğü yaradan.